Videoya geçmeden önce kanaldaki büyük çekilişi sizlere hatırlatmak isterim. Yaklaşık bir ay sonra 1 gram altın çekilişimiz son bulacak. Yapmanız gerekenler ise şunlar. Videoyu şimdi aşağıdan beğenip abone olmak ve yorumlar kısmına abone oldum, videoyu beğendim yazmak. Bir diğer şart videoyu sonuna kadar izlemeniz. Çekiliş YouTube kanalımız üzerinden yapılan video ile açıklanacaktır. Her video için ayrı çekiliş yapıyoruz ve bu video en büyük hediyeli video. Arkadaşlarına göndererek altın kazanma şansını arttırabilirsin. Selçuk Geçer Derin kriz tarihini açıkladı, dolar 50 Türk lirası olacak. Yasalar uzmanı Selçuk Geçer, yayınladığı YouTube kanalından yine dolar ve altınla ilgili dikkat çeken analiz yaptı. Döviz kurunda yaşanan ani ataklar yatırımcıyı tedirgin ederken, alsat yapmak isteyenler de altın için uygun zaman araştırmaya başladı. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer'in son zamanlarda yaptığı yüksek tahminlerle dikkat çekmeye başladı. Dolara ilişkin değerlendirmeler yapan Geçer'den yine yatırımcıyı korkutan açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından sürekli piyasalarla ilgili yorumlarda bulunan Geçer, doların kurdaki sıkışmasına ilişkin bomba bir iddiada bulundu. Selçuk geçerden kriz uyarısı. Doları şu an saatli bombaya benzeten geçer. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti. Türkiye Merkez Bankası TCMB galiba artık para basmaya başlayacak. Herkes dövizle işlem yapmaktan vazgeçerse Türkiye ekonomisi çöker. İhracatının %40 er koyarsanız ihracatçı Türkiye'ye gelmekten vazgeçer turizmde de Avrupa'da turist getirmeye başlayacaklar. Turizmde hedef şaşa cari acık sorunu ortaya çıkacak. İhracatçının gelirine el koyarsanız oradan döviz sıkışıklığı olacak, bu da çok ciddi kur kriz ortaya çıkacak. Bunlar sakat işler. Bu sıkışıklığı gören yabancı korkar, yerli yabancı da dövize daha çok yüklenir. Sonbahar aylarında enflasyon tırmanışa geçen seneden beter oluruz. Bir bakarsınız döviz kuru 50 lira olmuş. Bunlar birkaç gün içinde olur. Faiz silahını da kullanamazsınız. Böylelikle Türkiye'yi büyük bir krizin içerisine koyarsınız. Döviz kurunda yaşanan ani ataklar yatırımcıyı tedirgin ederken, alsat yapmak isteyenler de altın için uygun zaman araştırmaya başladı. Piyasa uzmanı Selçuk Geçer'in son zamanlarda yaptığı yüksek tahminlerle dikkat çekmeye başladı. Dolara ilişkin değerlendirmeler yapan Geçer'den yine yatırımcıyı korkutan açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından sürekli piyasalarla ilgili yorumlarda bulunan Geçer, doların kurdaki sıkışmasına ilişkin bomba bir iddiada bulundu. Selçuk Geçer'den kriz uyarısı. Doları şu an saatli bombaya benzeten geçer. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına ilişkin şunları kaydetti. Türkiye Merkez Bankası TCMB galiba artık para basmaya başlayacak. Herkes dövizle işlem yapmaktan vazgeçerse Türkiye ekonomisi çöker. İhracatının %40 er koyarsanız ihracatçı Türkiye'ye gelmekten vazgeçer. Turizmde de Avrupa'da turist getirmeye başlayacaklar turizmde hedef şaşa cari acık sorunu ortaya çıkacak. İhracatçının gelirine el koyarsanız oradan döviz sıkışıklığı olacak, bu da çok ciddi kur kriz ortaya çıkacak. Bunlar sakat işler. Bu sıkışıklığı gören yabancı korkar, yerli yabancı da dövize daha çok yüklenir. Sonbahar aylarında enflasyon tırmanışa geçen seneden beter oluruz. Bir bakarsınız döviz kuru 50 lira olmuş. Bunlar birkaç gün içinde olur hain silahını da kullanamazsınız. Böylelikle Türkiye'yi büyük bir krizin içerisine koyarsınız. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Haftanın ikinci işlem günündeyiz. usd kuru 14,52 seviyesi altında kalıcı bir reaksiyon oluşturamadığı için, bant içi fiyatlama davranışına devam etmeye çalışan bir profil izlemektedir. Özellikle bu tutun bandının üst noktası, 14,86 bariyerine doğru yeni bir hareket alanı oluşturabilir mi hususunda kontrol noktası, 14,70 seviyesi takibi önemlidir. Haftanın geneline ilişkin baktığımızda Perşembe ve Cuma günleri önem derecesi yüksek verilerin ağırlık kazanıyor olması, kurun ilk üç işlem gününde daha sakin geçmesini sağlayabilir. Bu süreçte gelişmekte olan ülke para birimlerinin Amerika Birleşik Devletleri doları karşısındaki performansı ayrıca takip edilmelidir. USD'li fiyatını kısa vadeli olarak değerlendirdiğimizde USD'li kuru 14,52-14,86 bandının alt noktası üzerinde bant içi fiyatlama reaksiyonuna devam etmek isteyebilir. Özellikle yeni dönemde daha net hareketler için 14,52-14,86 bandının sona ermesi gerekmektedir. Ancak bu şartla 14,44-14,37 ya da 14,92-14,99 gibi rakamların telaffuz edilmesini sağlayabilir. Aksi takdirde bir müddet daha bant içi sıkışma süreci gündemimizi meşgul edebilir ki bu tür bir sıkışma düşüncesinde bandın alt noktasına mı yoksa üst noktasına mı hareket edilebilir sorusunun cevabı için 14,70 kontrol noktası dikkate alınabilir. Yeni bir haftaya başlarken haber akışlarını değerlendirdiğimizde özellikle global gelişmelerin piyasalar üzerinde etkili olabileceğini söyleyebiliriz. Rusya-Ukrayna sürecine yönelik gelecek yeni haberler ana gündemimiz olmayı sürdürürken FED, ECB, BO gibi önemli merkez bankaların başkanlarının konuşmaları, Avrupa ülkelerinin ağırlıkta olduğu imalat ve hizmet satın alma müdürleri endeksi, PMI ile Kanada ve Euro bölgesinden gelecek enflasyon verileri haftanın geneli itibariyle dikkat edilecek gelişmeler olarak kaydedilmiştir. Bugün Paskalya sebebiyle Avrupa ağırlıklı borsalarda tatil olmakla birlikte gün içerisinde Federal Açık Piyasa Komitesi, FONK, üyesi Bullard'ın konuşması dikkat çekmektedir. Bir önceki videomuzda bahsettiğimiz bazı konuları ele aldık. Videoyu sonuna kadar izleyip günlük yorumlardan haberdar olabilirsiniz. Teknik analist Tunç Şatıroğlu altın ve dolar için gün verip uyardı. Teknik analist Tunç Şatıroğlu, Fed başkanlarının konuşmalarının piyasaları etkilediğini belirterek, dolar ve altın için gün verdi. Altın ve para piyasaları teknik analisti Tunç Şatıroğlu, kendi YouTube kanalında yayınladığı videoda Şatıroğlu, 18 Nisan pazartesi gününe ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Fed başkanlarının konuşmaları sonucunda piyasanın etkilendiğini vurgulayan Şatıroğlu, altın ve dolar alsat yapacakları yakından ilgilendiren uyarılar yaptı. Dolar'daki sıkışmaya ve altındaki istikrarsız duruma dikkat çeken Tunç Şatıroğlu, Fed'in piyasaları baskıladığını, savaş fiyatlamasından piyasaların kurtulduğunu söyledi. Şatıroğlu, piyasaların normal fiyatlanmaya geçildiğini belirterek, Amerikan 10 yıllıklar düşmeye başladığı zaman altın düşecek. Amerikan 10 yıllıklar 1 iki hafta içinde düşüşe geçiyor, dedi. Pazartesiye dikkat. Altın ve dolar için pazartesi gününe dikkat çeken Şatıroğlu Fed başkanları konuşmadığı zaman piyasalar kendini toparlıyor. Pazartesi günü birileri çıkıp bir şeyler söylemezse, bu piyasanın kendisini toparlamasını bekliyorum, diye konuştu. Doların fırlaması an meselesi. Dolar hissesi alınmasını öneren Tunç Şatıroğlu, şunları kaydetti. Ne zaman diye sormayın. Bu sistem yürümez. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Bir yerden sonra patlayacaktır. Elinde dolara olan bozmasın. Borcu olan varsa gitsin dolarını alsın. Sadece dolar alarak yatırım yapmıyorsunuz, bir koruma yapıyorsunuz. Kötü ekonominin getireceği kur patlamasına karşı korunmayı alacaksınız. Ama dolar cinsine göre bir yatırımda yapabilirsiniz. Çünkü dolar bir süre daha baskılanacak. İllaki bir yerden sonra patlayacaktır. Mahfi Eğilmez'in geçtiğimiz günlerde yaptığı yorumu dinlemek için videonun sonuna kadar izleyin. İşte o kritik yorumlar. Mahfi eğilmez kimsenin yapmadığı dolar yorumlarını yaptı. Dolar haftaya yükselişe geçecek mi yoksa düşüşe mi geçecek? Videoyu sonuna kadar izlerseniz eğer bu cevapları almış olacaksınız. Şimdiden iyi seyirler. Hafta başı itibariyle dolar değer kazanıyor. Dolar endeksine baktığımızda doların 6 ülke para biriminden oluşan sepete, Euro, Japon yeni, Birleşik Krallık Pondu, Kanada Doları, İsveç Kronu ve İsviçre Frangı karşı değer kazandığını görüyoruz. Yalnızca euro, dolar paritesine baktığımızda orada da doların euroya karşı değer kazandığı açık biçimde görülüyor. Daha düşük çaplı bir değer kazanımı Türk lirasına karşı da söz konusu. Ortada sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim, bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik, mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir, tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolasıyla gösterilen, Bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır. Sorumluluk reddi. Ben bir finansal ya da mali müşavir değilim. Bu yüzden kanalımda söylediklerim bir yatırım tavsiyesi olarak görülmemeli ve yatırım tavsiyesi de değildir. Size verdiğim herhangi bir bilgi sadece kendi deneyimlerime, tecrübelerime ve araştırmalarıma dayanmaktadır. Bu videolardaki içerik vergi, hukuk, sigorta, inşaat, mühendislik, sağlık ve güvenlik, elektrik Mali diğer şeyler eski veya güncelliğini kaybetmiş olabilir. Tüm bilgileri doğrulamak sizin sorumluluğunuzdadır çünkü bu videoyu çektiğim tarih ile izlediğiniz tarih arasında fark olabilir dolayısıyla gösterilen, bahsedilen konulara güncelleme gelip değiştirilmiş olabilir. Ayrıca vergilendirmelerden bahsedilmemiş olup bunları araştırmak sizin sorumluluğunuzdadır.